Parti'nin bize bıraktığı bir şey. Evet, İlay Hanım, sizin üzerinde de araştırdığınız, çalıştığınız, konuştuk biliyorum. Bir diğer bunun içerisindeki temel sorunlardan ve daha sonra başımıza daha da dert açacak sorunlardan biri de vatandaşlık. Evet. Yani gel vatandaş diyoruz. Sana tabii vereceğim. Emlak üzerinden vatandaşlık veriyoruz. Orada ne dolaplar dönüyor? Şimdi oraya geçmeden önce az önce Murat Bey'in söylediği bu STK'lar üzerinden de küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum. Türkiye Mültecilik Konseyi'nin yayınladığı Kasım 2022'de bir rapor var. Ve 2022'deki raporunda 2019'da 2020 yılı arasında Türkiye'ye 2 milyar 977 milyon dolar STK'lara para aktarılmış. Bir daha rakamı söyler misin? Tamam. 2 milyar 977 milyon dolar. Türkiye'deki STK'ya aktarılmış. Yalnız ne kadar zaman içerisinde? 2019'da 2020 yıl arasında. Tamam. Bu daha 2019'da 2020, evet, 2011 ile 2020 arası var. Tabii. Burada. Şimdi yalnız şöyle bir tuzak var burada. Çok akıllıca bunlar 2 milyar 561 milyon doları tekrar kendilerine yakın dış yabancı olan STK'ları tekrar aktarmışlar. Mesela Kızılhaç gibi işte ondan sonra uluslararası kuruluşlar. Türkiye'ye ise 416 milyon dolar aktarılmış sadece. Ve 416 milyon dolar hem devlet kuruluşlara hem de çeşitli STK'lara. Yalnız çok ilginçtir ki raporun birinci sayfasında şunu söylüyor. Diyor ki bu miktarlar aktarıldı ancak diyor nasıl harcandığını ve nasıl paylaşıldığını hiçbir şekilde takip edilemiyor diyor. Bu raporda bahsettiğiniz 416 milyon dolar için mi bunu söylüyor? Evet, evet. 2 milyar 977 milyon dolar aktarılmış 2019'da 20 arası. Bunun 2 milyar 561'i tekrar yabancılara geri gitmiş. Bakın tekrar yabancılara geri gitmiş. 416 milyon dolar Türkiye'de kalmış ama ne yabancılarda ne de Türkiye'de nasıl harcandığını takip edemiyorlar diye kendileri beyan ediyor. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu arada da bizim yaptığımız araştırmalara göre de Türkiye'de şu an özellikle Almanya, Amerika, Vatikan, Norveç, İngiltere, İsveç, Danimarka 7 farklı ülkeden çok sayıda STK var. Misyoner faaliyetlerde bulunuyor. İnsani dernekler adına ve özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Urfa, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şırnak'ta faaliyetteler. Yani bu iş gerçekten büyük sıkıntılı. Bunu, bunlar yabancı merkezli olanlar tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Ha, bunun yanı sıra da Türk şeylerimiz de var, STK'larımız da var. Bu STK, evet. Bu NGO dediklerimiz yani de non-government kişiler var. Raporda yazıyor zaten. Her ülkenin büyük belası. Çünkü esasında Birleşmiş Milletler'in propaganda kuruluşları bunlar. Lübnan'a gittik biz Demokrat Parti olarak. Genel Başkanımız Gültekin Uysal'ın özel talimatıyla gittik biz. Ve biz orada görüştüğümüz, mesela Göç Bakanı ile görüştüğümüzde dedi ki 23 bin STK var. Birleşmiş Milletler'e dolaylı ya da direkt olarak çalışan ve Suriyelilerin Lübnan'da kalması için hizmet veren. 23 bin. Onu 23 bizde bin. Nasıl iş? Onu da konuşuruz ama çok dikkat çekilen bu hani diğer tarafı söylediniz. O ticari alana dönüştürmüş. Bir evet. Diğer ticari alana dönüştürülen şey de vatandaşlık vermek. Çünkü o tabii. Da emlak üzerinden onu ben hemen oluyor. Anlatayım orada size. Orada ne oluyor? O STK'ları ileride başka bir programda daha detaylı bir şekilde aktaralım. Ben sadece şeyi uygulamak yerlerden istedim. Yani tabii, tabii. Uygulamak da yani bazısı inanıyordur buna ve onun içinde faaliyet yürütenler vallahi, olabilir içinde diye bir şey söyleyeyim size. 11 yıl geçmiş. Kimse inandığı falan yok. Bu ciddi bir endüstri haline gelmiş yani. Çok samimi olarak söyleyeyim size. Ciddi bir endüstri. Ya zaten bahsettiğiniz paralar gerçekten yani, çok büyük paralar. Çok yani. Ciddi. Çok çünkü yaptıkları faaliyetlere bakıyoruz. Sepet örme kursu. Ya sepet örme senin hayatını mı kurtaracak yani? Dil öğren, bilgisayar öğren. Ne bileyim yani topluma faydalı olmayı öğren ya da ayakların üstüne durmayı evet. Öğren değil mi? Yok. Sepet örme kursu yani olmaz. Şimdi benim özellikle vatandaşlık üzerine yaptığım bir çalışma var. Ve dehşete düştüm çünkü... Yine böyle Türk vatandaşlık kanunun bir sürü maddelerini falan okurken bu ev satışlardan dolayı vatandaşlık kazanılıyor diye araştırırken
Bir baktım ki hisseli satışlar ortaya çıktı. Hisseli satışlar. Hisseli satışlar. Şöyle. Şimdi vatandaşlık satın almak için işte 400 bin dolar. Eskiden 250 bin dolardı. Şimdi, evet, 400, şimdi 400 bin dolar oldu. Şimdi 400 bin doların katlarına insanlar hisseli hisse satış yapabiliyorlar. Mesela 1.600.000 dolarlık ev 4 kişi girebiliyor. 4 kişi girdiğinde şöyle bir durum oluyor yalnız. Çok acayip bir durum ortada. Şimdi vatandaş, yabancılar bir araya gelmiş, ev almak istiyorlar. Tapud evi beğeniyorlar. Gidiyorlar, kontrol ediyorlar. İşte vatandaşlığa da uygundur. Atıyorum 1.600.000 dolar üzerinden gidelim. Tapu dairesine gidiyorlar eksper raporuyla birlikte. Tapu dairesi sadece eksper raporuna bakıyor. Yani vatandaşlığa uygun mudur diye. Şeyine bakmıyor. Dekontuna şeyine bakmıyor. Yani evin fiyatına uygun mudur ona bakıyor. Vatandaşlık işlerine hiç girmiyor tapu dairesi. Evi 4 hissenin üzerine satıyor. Ondan sonra onlar nüfusa başvuruyorlar. Vatandaşlık işlemlerini yapıyorlar. Şimdi en kaba hesapla söylüyorum size. Ki ben baktım 1.600.000 dolar civarında evler bugün Sarıyer'de satılık mesela. Bir villa bile bu fiyata satılıyor. Bakın. Şimdi en basit örnek olarak veriyorum şimdi bunu size. Bakın bir ev 1.600.000 dolar. Şu an 30-31 milyon civarında. 4 hissedar. Eğer Arap ülkelerinden geldiyse varsayalım. 4 eşi var. Bu etti 16 kişi. Tamam mı? İzole olmaya başladık. Yani püskürtülüyoruz topraklarımızdan. Peki bunlar iptal edilebilecek mi? İptal edilebilir. İptal edilebilir. Neden iptal? Nasıl iptal edilebilir? Yabancı kanunun 31. maddesi diyor ki vatandaşlık alırken beyanınız yalansa ya da yanıltıcı bilgi verdiyse ya da suçunuz varsa iptal edilebilir. 32. maddede diyor ki iptal edilmekle birlikte eşi ve çocukların da vatandaşlığı iptal edilir. 33. maddede diyor ki iptal edildiği takdirde bir yıl içinde bütün şeyleri emlaklarını, varlıklarını satması lazım. Aksi takdirde hazineye devroluyor. İptal edilebilir ama bakın çok net bir şey söyleyeyim size. Bu mesele AK Parti burada devam ettiği süre çözülmez. Çünkü bu bir endüstri. Ve başka bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Yabancılar hep yeni evlerde oturuyor. Depreme dayanıklı evlerde onlar oturuyor. Depreme hasar görecek evlerde bizler oturuyoruz. Yani bir Allah korusun bir deprem olduğunda yabancılar bugün Türkiye'de daha da güvende. Biz değiliz. Sadece bu bura İstanbul için de geçerli değil. İlayan. Tabii tabii Taşlı'da Bodrum, da her yerde. Şeyde de ben çok ihbar aldım. Bunun üstünde çalışma yapıyorum. Hatta şöyle Bodrum'da, Fethiye'de, Antalya'da bunun turistik yerlerde özellikle Rusya ve Ukrayna uyruklu kişiler loklar alıyorlarmış Murat evet, Bey. Alanya'yla kapatıyorlarmış ve evet. Vatandaşlık için uygun diye üstüne şeyler yazılıyormuş. Evet. Bir de buradaki bir olay şöyle 200 metrekarelik bir daire alınmış Esenyurt'ta ve Başakşehir'de. Bunu ikiye bölünüyor. 100 metrekare 100 metrekare iki tane daire haline getiriliyor. Bu dairelerle ilgili Türk alıyor bunu. Sonra ya bu ya vatandaşlık almak isteyen insanlara ulaşıyor. Bu daireyi ben size satarım diyor. Aslında alınan dairenin bedeli 4 milyon lira. İkiye ayırıyor. Ve diyor bununla ilgili diyor eğer alacaksanız bu dairelerin fiyatlarını ben 400 bin dolar üstü gösterebiliyorum diyor. Eksper ayarlanıyor. Eksper bu dairenin fiyatlarını 500 bin dolar gösteriyor. İki tane 500-500. Ama diyor ben sizden diyor vatandaşlık için diyor, bunu gösteririm. Burada kayıtlı gösteririm birkaç ay ama sizin diyor 100'er bin dolarınızı alırım diyor. Bunu da kabul ediyorlar. 100'er bin dolar veriyorlar. Orada kaç kişiyle işte paylaşımla ilgili orada vatandaşlık alıyorlar. Halbuki öyle bir ev yok. Öyle bir işlem yok. Daire bölünüyor. İkiye ayrılıyor. Ve bu şekilde vatandaşlık satılıyor. Seyhan da bir dosya anlatmıştı bununla ilgili. Böyle çeteler oluşmuş. Yani hem tapuda adamları var hem evet. Farklı yerlerde. Ve hiç dairenin değeri 400 bin dolar gösteriliyor. Şimdi ve bu insanlar nasıl oy kullanacaklar İlay Hanım? Yani işte bayağı kullanacaklar. Yani dünyanın onu ekleyip soralım. Yani Ali Mahir Başarır, CHP milletvekili.
Geçtiğimiz gün bir video paylaştı. Mersin Mezit ilçesinde. Evet. 62 ülkeden seçmen var dedi. Seçmen sayısı 153.677'ymiş. Yabancı seçmen sayısı 5.084'müş. Bizim sizle sık sık konuştuğumuz bir şey var programda konuk ettiğimizde. En çok aslında altını çizdiğiniz. Evet, evet, evet. Ya bu isim, bu insanlara vatandaşlık veriliyor. Ama Murat'ın ortaya koyduğu tabloyla bambaşka bir sayı olduğunu da görüyoruz. Yarın bir kararnameyle de... seçmen olup olmayacağını vatandaşlığa bilmiyoruz. Geçebilir. Yani bugün geçici koruma yönetmeninde bu yetki